defa şu anda izleyiciler Halk TV ekranlarında gördüler. Şimdi orada sosyal konuları bir daha açabilir miyiz? Sosyal konuları açalım bir daha. Burayı neden tekrar açalım ve üzerinden geçelim? Bu arada eski metni de ekrana getirelim. Çünkü bir metinde değiştirildi bu. Bir dakika, eski metin onu da attım ben şu an Erdal'a. Ha, onu görmedim ben şimdi. Mesela verelim o zaman ekrana. Erdal, bir bakayım sosyal konulara. Hı hı. Erdal orada... Bu benim az önce okuduğum. Tamam. Son gelen deklarasyondaki... Şimdi ben sosyal konular diye kısıtlamış sosyal burada konu. Erdal. Evet. Sadece belli bölümleri almış. Halbuki Erdal'a ben şimdi tam sayfa bir bölüm atacağım. Orayı aldığında karşılaştırma imkanımız olacak ki tam olarak tartışabilelim. Çünkü başka türlü anlamak İsmail, mümkün özür değil. Özür diliyorum. Senin eski metin dediğin Yeniden Refah Partisi'nin bu 30 maddelik talepler şöyle, listesinde yer alan. Önce onu anlatayım. Şimdi süreci anlatayım. Evet. Daha aydınlatıcı olur. Yeniden Refah Partisi ile işte bir süredir AK Parti arasında görüşmeler vardı. Hı hı. Yeniden Refah Partisi gitti AK Parti'nin önüne 30 maddelik bir şartname koydu. O 30 maddelik şartnameyi Erdal'a attım. Ekrana getirirse sevinirim. 30 maddelik şartname AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetler arasında görüşüldü ve kabul edildi. Tamam, bunu onaylarız dediler. Ama tabii bu imza basmak suretiyle, imza atmak suretiyle değil, AK Parti'nin her zaman yaptığı gibi ya sen imzayı at geç sonra bakarız şeklindeki bir uyanık göze açık satıcı yaklaşımıyla yaptı bunu. Ardından tabii hatırlarsanız Binali Yıldırım çıktı çabucak, yani Aile Bakanı'nın ve Özlem Zengin'in itiraz etmesi üzerine Binali Yıldırım apar topar A Haber muhabirini çağırıp canım biz aile kanununa evet demedik diye açıklama yaptı. Halbuki gelebilir miyim oraya? Burada var mı? Var. Evet, var. Gelebilir miyim? Tabii, halbuki. Sen istersen böyle gel. Ben evet. De halbuki bu anlaşmanın 15. maddesi İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin TBMM'de oylanması ve uzantısı olan 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu hükümlerin ayıklanması ve yine 6251 sayılı yasanın gözden geçirilmesi ve sapkınlıkların önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi, Fulbright Komisyonu faaliyetlerinin sonlandırılması gibi bazı süresiz aile hayatı... Tabii burada süresiz nafaka meselesi var. Zinanın suç sayılması gibi maddeler de var. Aslında bunların büyük bir bölümü ekonomik içerikte maddeler. Bir kısmı ise işte o Yeniden Refah Partisi'nin muhafazakar dünyasında olmazsa olmaz diye baktığı şu maddelerdi. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. Onun da dayanağı olan ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin maddelerde ne diyordu? Eski metne girelim Erdal'cığım. Ne diyordu? Ailenin bütünlüğünü bozucu maddelerin ayıklanması deniyordu. Şimdi tam olarak öyle mi deniyordu? Evet. Diyor ki ailenin bütünlüğünü bozucu hükümlerin ayıklanması. Şimdi sorduğunuzda buna doğrudan cevap vermiyorlar. Ha, bunlardan hangisi ailenin bütünlüğünü bozucu? Sorduğunuzda diyorlar ki kadının beyanı esastır maddesi erkeğin başını yaktı. Halbuki kadının beyanı esastır diye bir maddesi de yok. Kadının beyanı esastır bir yasa maddesi de değil. Bir prensip sadece. Yani sadece kadının beyanına istinaden hiç kimseye ceza verilmiyor. Ve bu bütünüyle radikal İslamcıların ortaya attığı dayanaksız bir iddia. Şimdi bunu imzaladı AK Parti. Bu arada bu AK Parti bunu imzaladı. İmzaladı ama sonra AK Parti çatlak meydana geldi. Aile Bakanı önce yapmayız, ezdirmeyiz, kaldırtmayız dedi. Sustu. Başka bir yolu yok. Özlem Zengin itiraz etti. Sonra Özlem Zengin'in itirazı üzerine ne kadar tarikat varsa, ne kadar cemaat, hacı hoca varsa, ne kadar televaiz varsa, AK Partili varsa Özlem Zengin'in ümüğüne çöktüler. Ve Özlem Zengin'i A Haber'de, yanlış hatırlamıyorsam A Haber'de ağlayacak hale getirdiler. Tehdit Özlem ediliyorum Zengin, dedi. Tehdit ediliyorum dedi. Kim tehdit ediyor diye sormadı kimse. Kim deseydi ve eğer o da cevap verseydi şu ortaya çıkacaktı. Tarikatı, cemaati, şeyhi, şihı, televaizi ve bir grup erkek siyasetçi onu tehdit ediyordu. Sosyal medyada da görüyoruz. Ne kadar ak trol varsa, ne kadar ak fenomen varsa, ne kadar işte fonlanan şey varsa, yandaş varsa Özlem Hanım'ı tehdit ettiler. Neden? Sen neden ittifakı bölüyorsun diye. Sonra ne oldu? Aslında cumartesi akşamı itibariyle Yeniden Refah Partisi ittifaka katılmaya karar vermişti. AK Parti onlardan şunu istiyordu. İşte diyordu ki siz kendi ambleminizle seçimlere girmeyin. Onlar ise
biz kendi amblemimize girmek istiyoruz dediler. Yine AK Parti'nin iddiasına göre 20 milletvekili istediler. AK Parti de bu şartların kabul edilemeyeceğini gerekçe gösterdi ve masa dağıldı. Masa dağıldı ama dağıldığı günden bugüne Refah Partisi'nde iki eğilim var. Bir eğilim var. Bunlar daha çok Saadet Partisi'nden gelen bir ekip. Bunlar AK Parti ile masaya oturmayalım diyor. Bir de AK Parti'den gelen bir ekip var. O, daha önce oraya oy verme davranışı göstermiş olanlar var. Onlar ise pusula da kendi partimize verelim, Cumhurbaşkanı da reise verelim yaklaşımındaydılar. Parti ortadan karpuz gibi bölündü. Yani Erbakan mesela %60 diyor ya, kendisi mesela ittifaktan yana. Yani bunu söylemiyor. Aslında onun eğilimi ittifaktan yanaydı. Dolayısıyla önceki günden bugüne kadar araya muhtemelen başka aracılar girdi. Tarikatlar girdi, cemaatler girdi. Ben gördüm. İsmail Ağa'da ne kadar molla varsa Twitter'da açıklama yaptı. Müslümanların Birliği, Ümmetin Birliği. Ümmetin Birliği'yle ne alakası var bizim seçim ittifaklarının? Ne alakası var ya? Yani iler tutar yanı olmayan fakat dini motiflerle işte AK Parti ile tabii AK Parti ile Yeniden Refah birbirine yan yana getirmeye çalışan bir baskı oluşturdular. Bir yandan tarikat önderleri, bir yandan sosyal medyadaki fenomenler. Dolayısıyla AK Parti içindeki de işte önde gelen siyasetçiler. Evet. Dolayısıyla Aile Bakanı'nın susturulması, Özlem Zengin'in de diyet olarak elinin kolunun kırılıp tehdit edilmesi sonrası masa tekrar kuruldu. Bugün itibariyle tekrar kuruldu. Bugün itibariyle tekrar kuruldu. Tabii bunun arka planı şu. Yani ne oldu sence peki? Sabah işte Mehmet abi anlattı kısmen. Sabah Cumhurbaşkanı aradı Fatih Erbakan'ı. Zaten evet. Fatih Erbakan'ın arzusu şuydu. Cumhurbaşkanı bizi ziyarete gelsin. Cumhurbaşkanı gene ziyarete gitmedi. Aslında şöyle diyorlardı. Ya diyorlardı Büyük Birlik Partisi'ni Mustafa Destici bile genel merkezinde ziyaret etti. Bizim genel merkeze gelmedi. Bunu bir dert etmişti Yeniden Refah Partililer. Ve bu yüzden Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmesini istiyorlardı. Tabii Erdoğan aslında da şöyle bir durum var. Yani Fatih Erbakan yani çocukluğunu biliyor yani. Erdoğan da gitmedi dolayısıyla. Binali Yıldırım'ı gönderdi. Mustafa Destici'ye kendi gitti. Ona Binali Yıldırım'ı gönderdi. Bunun üzerine bu sabah Fatih Erbakan çağrılıyor. Zaten o da gönüllü anladığımız kadarıyla. O da yani istiyor, ittifak istiyor. Ve o da gitti. İşte az şu yayınladığımız yani yeni mutabakat. Evet. Gitti ve önce iki işlem yapıldı. Birincisi şu mutabakat metni var ya. Evet. Bu zaten çalışılmıştı. Yeniden yazıldı. AK Parti geliyor, tabii AK Parti bu işleri biliyor. Nasıl yuvarlak cümleler kurulur? Nasıl hüküm cümlesiz, ya hüküm içermeyen cümle kurulur? Nasıl bağlayıcılıktan yoksun cümle kurulur? Bunu AK Parti'den daha bilecek insan yok. AK Parti bunun feriştahını biliyor. O nedenle yani Yeniden Refah Partisi'nin biraz radikallik içeren şu cümlesini, şu cümlelerini oturdular, güzelce yazdılar. Onları madde madde tasnif ettiler ve hiçbir hüküm içermeyecek şekilde onun da gönlü olacak biçimde hallettiler. Şimdi bak bu madde var ya. Evet. Bir de yenisini alalım nasıl değiştirilmiş onu anlatayım ben. Tamam. Senden bir ricam olacak. Bir hızlı hızlı Hakan Çelenk'ten Mehmet Tezkan'dan yorumunu karşılaştırmayı bak, öyle yapsak. Hayır karşılaştıralım da onun üzerine arkadaşlar tamam konuşsunlar. Tamam da şöyle neden diyorum. Ya da gelsem böyle. Yani daha biraz, bölünür çünkü anlaşılmaz. Şeyi, ilk bölümdeki şeyi doldurmak zorundayım. Süreyi gözeterek söylüyorum. O yüzden o zaman şöyle yapalım. Karşılaştıralım. Siz de araya girerek o zaman yorumlarınızı şey yapın lütfen katın. Şimdi burada ilk protokol 30 maddelik. Tamam, diğerine geçelim bunu söyledik. Bunu söyledik evet, ama burada bir ben şunu söyleyeyim de izleyicilerimiz şimdi aynı anda yan yana ekrana getirebilseydik daha iyi olurdu. Burada ne diyordu? İşte bu. Şimdi benim attığım metni koyabilir misin Erdal'cığım? Benim attığımı koy lütfen. Ben sana bir metin attım. İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinin mecliste oylanması şimdi ve uzantısı 6284 sayılı yasanın aile bütününü bozucu hükümlerin evet, ayıklanması. Evet şimdi bak az önce ne demiştik o eski maddeyi nasıl söylemiştik? Eski madde şuydu, az önce sen de okudun. Hı. İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini TBMM'de onaylanması ve uzantısı olan 6284 sayılı yasanın aile bütünlüğünü bozucu maddelerin ayıklanması. Ne olmuş? Aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalarda aykırı hükümlerin ayıklanmasına, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesine, yasal düzenlemelere, süresiz nafaka konusundaki mağdur giderilmesine ağırlık verilecektir. Ağırlık verilecek. Verir vermez. Ne kadar verir o da bilinmez. Bak, yapacağız demiyor. Şimdi diyor ki mesela burada işte toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin düzenlemelerden vazgeçilmesi. Evet. Ondan sonra ayrıca
sapkınlıkların önlenmesi. Burada daha radikal. Burada ne demiş? Toplum sağlığına ilişkin sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesine çalışacaktır. Çalışır çalışmaz. Dolayısıyla müthiş bir AK Parti oportunizmine karşı karşıyayız. Refah Partisi'ni masaya oturtmak için onun radikalizm içeren cümlelerini, sert cümlelerini bu şekilde gönlü olacak şekilde fakat hiçbir yaptırıma bağlamayan, hiçbir sonuca bağlamayan bir biçimde düzenlediler. Altına da imzayı çaktılar. Bugün de Refah Partisi lideri Erbakan bakın istediğimiz oldu diyerek bunu kamuoyuna gösterdi. Bunun karşılığında ne aldı? AK Parti ona dedi ki 23 ilde siz seçimlere girmeyin çünkü bu 23 ilde biz kılpayı milletvekili alıyoruz ya da kaybediyoruz. Dolayısıyla Erbakan buna evet dedi. 23 ilde girmeyecekler büyük ihtimalle. O illerde ise Render Refah Partililer AK Parti listelerine girecekler. Geri kalan illerde ise kendi amblemleriyle girecekler. Peki şunu da sorayım o zaman o halde öyle geçelim. Diyelim ki Yeniden Refah Partisi bu protokolü göstererek diyecek ki biz istediğimizi aldık. AKP bunu gösterip bu maddelerle ilgili bizim az önce saydığımız işte 6251, 6284 sayılı kanun. AKP ne diyecek? Şimdi, biz de onların istediklerini verdik diyemeyeceğine göre ne diyecek? Tabii burada ne diyebilir ki? Babası merhum Erbakan gibi kadayıfın altı kızardı mı diyecek yani? Ne diyebilir ki? Şimdi Fatih Erbakan, Erbakan soyadını alıyor ama taşıyor ama Erdoğan ondan daha Erbakancı. Ve Erdoğan bütün bu metinlerin nasıl uygulanacağını ya da uygulanamaz hale geleceğini en iyi bilen kişi. Geçmişte de işte merhum Erbakan 1. Ecevit ve Mece hükümetlerinde çeşitli evrak, yani tutanaklar alıyor, karar altına alıyor. Bazıları uyguluyor, bazıları uygulamıyordu. Mesela yanlış bilmiyorsam 73 Ecevit koalisyonunda af meselesi vardı. İşte af kapsamında belli suçlular affedilirken siyah suçlular mahrum bırakılmışlardı. Anayasa Mahkemesi'yle yapılmıştı. Şimdi burada da Fatih Erbakan diyecek dedi ki bakın biz imzaladık. Erdoğan diyecek ki zaten yapmaya çalışacağız demişiz. Zaten yapmaya çalışıyoruz. Yahut işte geliştirmeye çalışıyoruz diyecektir. Bunların hiçbiri somut açık hükümler değildir. Genel geçer ifadeler içeriyor. Ve öyle bir vaatte değil, bir yaptırımada tabi değil. Erbakan'ın gönlü olmuş oldu. Erdoğan'ın istediği olmuş oldu. Yeniden Refah Partisi'ni masaya çekti. Bundan faydası ne? Bundan faydası şu. Yeniden Refah, Erbakan ismi artık şeyin elinde, Erdoğan'ın elinde. Erbakan ismiyle Saadet Partisi'nin etkisini kıracak. Saadet Partisi Millet İttifakı'na sağladığı meşruiyeti Erbakan eliyle